Merhaba arkadaşlar, bir YouTube kanalındayız. Özdebir'in 6. denemesini çözeceğiz. Ayeti denemesini. Hemen arkadaşlar çözmeye başlayalım. Kaslarda meydana gelen olaylardan diyor, yalnızca kasılmada diyor meydana gelenler hangileridir? Şimdi arkadaşlar bu kreatin fosfat muhabbeti nedir, ona bir bakalım. Şimdi normalde biliyorsunuz ATP depolanmaz. Kaslar diyor ki biz depar attığımız zaman kullanabileceğimiz enerji deposuna ihtiyacımız var diyor. İşte kaslar arkadaşlar kreatin fosfatı bir enerji deposu gibi kullanıyor. Burada ne oluyor bakın dinlenme halindeyken. ATP depolanamıyor ya, ATP'yi sentezliyor kas. Ne yapıyor? Daha sonra buradaki fosfatı arkadaşlar kreatine aktarıyor, şu fosfatı. Ve neye dönüşüyor bu? Kreatin fosfata dönüşüyor. Artı ne oluşuyor? ADP oluşuyor zaten. Sonra ne oluyor kasılma sırasında? Bunun tam tersi oluyor. Bakın bu dinlenmede oluyor. Şu taraftaki reaksiyon dinlenmede olur. Bu taraftaki reaksiyon kasılmada olur. Kasılmada ne yapıyor? Kreatin fosfattaki fosfatı ADP'ye aktarıyor. Ve bir reaksiyonla ATP sentezlemiş oluyor. Ve bunu ne yapıyor? Kas kasılmasında kullanıyor. Bakın kreatin fosfat doğru enerji kaynağı değildir. Biz bundan ATP sentezliyoruz. O ATP'yi kullanıyoruz bakın kas kasılmasında. Dolayısıyla kreatin fosfat miktarının artması dinlenmede olur. Bakın kasılmada olmaz. Bu yanlış oldu. Sarkomerin boyun uzaması diyor. Sarkomer neydi hatırlarsanız? Şöyle iki Z çizgisi arasındaki şunlara biz ne diyoruz? Şu birime ne diyoruz? Sarkomer diyoruz. Şunlar aktin ipliklerdi şöyle. Şurası miyozin iplikti hatırlarsanız şöyle. Evet. Bunlar arkadaşlar kasılmada ne yapar? Birbirine yaklaşır. Bunlar Z ile şu ikisi. Dolayısıyla ne olur? Sarkomerin boyu kısalır. Gevşemede arkadaşlar ne olur? Boyu uzar. Dolayısıyla kasılma dediğine göre kasılmada arkadaşlar ne yapması lazım? Sarkomerin kısalması gerekir. H'ın kaybolması. H neresiydi? Şurası mıydı? Bakın şurası H'tı değil mi? Şu aklın arasındaki şu açık renkli bant H bandıydı. H bandının kaybolması arkadaşlar kasılmada görülür. Kalsiyum iyonların miyofil arasında yayılması. Normalde arkadaşlar şimdi burası kas ya, şöyle kas düşünün onu. Kalsiyum ne yapmış arkadaşlar? Eğrede depolanmış. Bakın buna sonra dikkat edin. Eğer kalsiyum iyonları sitoplazmaya çıkıp sarkoplazma diyoruz ya, aktin miyozin arasına giriyorsa bu nedir? Kasılmadır. Yön önemlidir yani. Eğer sitoplazmadaki kalsiyum iyonları sarkoplazmik retikulum yani eğrenin içine giriyor derse bu gevşeme olur. Bakın ne diyor bize? Kalsiyum iyonlarının miyofil arasında yayılması. Yani sitoplazmaya çıkıp aktin miyoz arasında giriyor. Demek ki bu kasılmadır. Bakın bunlar nedir? Kasılma ile ilgili terimlerdir. Cevabımız arkadaşlar Edirne olmalı. Sindirim sisteminin yapısı ile ilgili bir şekil aşağıda verilmiştir diyor. Verilen diyor şekilde numarla gösteren organlardan hangileri sindirim kanında işlev gören hidroz enzimleri salgılar diyor bize. Şimdi arkadaşlar buna dikkat edin. Bir ne karaciğer. Hocam karaciğer sindirim yapmaz mı? Normalde kendi hücresi içerisinde tabii ki sindirim yapıyor. Ama biz onu demiyor ki, bize diyor ki bağırsağa sindirim enzimi gönderir mi diyor. İşte ne üretiliyor burada? Safra. Safrada ne yok arkadaşlar? Ne demiştik hatırlayın? Sindirim enzimi yoktur. Safranın yaptığı iş neydi? Mekanikti. Üç neresi? Safra kesesi. Aynı şey zaten. Safra sıvısı arkadaşlar safra kesesinde depolanıyor. Burası safra kesesidir. Dolayısıyla burada arkadaşlar ne olmaz? Bağırsağa herhangi bir enzim gelmiyor buradan. Bunları çizdik. Midede hangi enzim var arkadaşlar? Pepsinojen salgılanıyor. Jen eki görünce ne diyoruz? Bu inaktiftir. Daha sonra bunu kim pepsine dönüştürüyor? Hidroklorik asit değil mi? Aktif pepsine dönüştürüyor. Pepsin gidiyor arkadaşlar. Proteinlere acımasızca saldırıyor. Demek ki arkadaşlar iki nolu kısım yani midede, burası mide, mideden hidroliz enzimi salgılanıyor. Devam edelim. Pankreas. Burada arkadaşlar bir çuval enzim salgılanıyor değil mi? Yazalım bunları. Kimler arkadaşlar pankreastan salgılanıyor? Amilaz var. Pankreatik amilaz. Lipaz var. Bakın karbonhidratla ilgili enzim var. Yağlarla ilgili enzim var. Proteinle ilgili hangi enzimler var? Tripsinojen. Onun amcasının oğlu. Kimotripsinojen var. Ondan sonra karboksipeptidaz var. Karboksipeptidaz. Başka ne var? Nükleazlar bulunuyor değil mi? DNA'z, RNA'z falan filan. Bunlar arkadaşlar buradan salgılanıyor enzim olarak. Bir karbonat iyonları da var tabii. Demek ki buradan da enzim geliyormuş. Geldik ince bağırsağa. İnce bağırsaktan arkadaşlar hangi enzimler salgılanıyor? Dikkat edelim. Karbonhidratla ilgili amilaz buradan geliyor dedik pankreastan. İnce bağırsaktan ne var? Maltaz var bakın. Maltaz.
laktaz ve sükraz veya sakkaraz enzimleri var. Sükraz enzimleri. Başka ne var? Dekstrinaz var. Dekstrinaz. Bunlar karbonhidratla ilgili ince bağırsaktan salgılanan enzimler. Proteinlerle ilgili hangi enzimler salgılanır buradan? Aminopeptidaz enzimi salgılanır. Ondan sonra dipeptidaz, tripeptidaz salgılanır. Beşli arkadaşlar salgılanan enzimleri de yazmış olduk. Altı neresi? Kalın bağırsak. Arkadaşlar kalın bağırsakta sindirim enzimi salgılanmıyor biliyorsunuz. Burada su ve minerallerin emilimi tamamlanıyor. Burada arkadaşlar B ve K vitamini üreten bakteriler bulunduğu için o vitaminler de burada emilebiliyor. Onun dışında arkadaşlar burada posa yani sindirim atıkları depolanıyor. Daha sonra anüsten dışarıya atılıyor. Ne dedik? De 1'de salgılanmaz dedik. 3'de salgılanmaz dedik. 2'de var dedik. 2, 4 ve 5 değil mi? Cevabımız Edirne olacak. Hormonlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir diyor. Bir bakalım diyor ki etki edecekleri hücreleri diyor ancak hücrelerin çekirdek zarında bulunan reseptör molekülleri tanır. Arkadaşlar bu dikkat edin buna. Etki mekanizmalarına bir bakalım. Hormonların etki mekanizması. Hormonlar arkadaşlar protein yapıda olabiliyorlar. Protein değil mi? Ondan sonra steroid yapıda olabiliyorlar. Amino asit yapıda da olduğu söylenebilir arkadaşlar. Bazı hormonlar. Şimdi protein yapılı hormonların reseptörleri nerede bulunur? Hücre zarında bulunur. Dikkat edelim bakın. Hücre zarında bulunan reseptör ne yapar? Bu hormonu tanır. Protein yapılı hormon hücre zarındaki reseptöre bağlanır. Hücre içindeki bir reaksiyonu veya bir enzimi aktive eder. Derken hücre içinde arkadaşlar gerçekleştirmek istediği reaksiyonu neyse yani değişimi burada gerçekleştirmiş olur. Yani protein yapılı hormon hücre içine girmez. Steroid hormonlar ve amino asit hormonlar ne yapabilir? Amino asit yapılı hormonlar zardan geçebilir. İşte arkadaşlar bunların reseptörleri nerede bulunur? Hücre içinde, sitoplazmada bulunur yani. Direkt steroid hormon gider arkadaşlar veya amino asit yapılı hormon hücre içine girer. Derken buradaki reseptör tarafından tanınır ve burada artık hücre içinde gen aktivitesini değiştirip bir maddenin işte protein sentezini de arkadaşlar aktive edebilir. Derken bu şekilde etki gösterir. Demek ki neymiş? Steroid ve amino asit yapılı hormonlar reseptörleri hücre içindeymiş. Sitoplazmada yani bulunur. Protein yapılı hormonlar reseptörleri hücre zarında bulunuyor imiş. Bu demek ki arkadaşlar ne oldu? Yanlış oldu. Genel olarak diyor salgılamalar diyor sinir sistemi ve hipofizin denetimi altında gerçekleşir. Sinir dediğimiz neresi? Hipotalamus bir sinir değil mi? Hipotalamus ne yapıyor arkadaşlar? Hipofizi kontrol ediyor. Hipofize diyor ki şu hormonları salgıla diyor. Hipotalamus mesela vücudumuzda hormon olarak kontrol edilmeyen böbrek sütü bezinin mesela öz bölgesini filan uyarıyor hipotalamus. Oranın adenin salgılanmasını direkt kontrol ediyor. Yani sinir sistemi ne yapabilir? Hormon salgılamasını uyarabiliyor. Hipofiz arkadaşlar ne yapıyor? Ya kendisi hormon üreterek direkt iş yapıyor değil mi? STH gibi filan. Ama ne yapabilir? Başka bir bezi hormon salgılatması için de ne yapabilir? Uyarabilir diyoruz. Bu doğru. Çok az miktarda dahi etkilidir. Buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Eşik değer diyoruz. Hormonlar arkadaşlar kanda zaten az miktarda bulunurlar ve eşik değere ulaştıkları zaman bu değer azdır yani etkili olurlar. Ama eşik değerin altındaysa etkili olamazlar diyebiliriz. Farklı hormonlar diyor. Aynı hedef yapıda farklı etkilerine neden olabilirler. Yani paratroma ne yapar? Gider kemiği etkiler. Değil mi? Ne yapar oradan? İşte kalsiyumu kana geçmesini sağlar. Gider böbreği etkiler. Böbrekte mesela kalsiyum emilimini artırır. Ama kalsiyonun tam tersini yapar. Gider kemikler arkadaşlar kalsiyum geçmesini sağlar. Kemiği etkiler ama farklı yönde etkiler yani. Bu da söylenebilir. İç salgı bezleri, sinir hücreleri veya bez olmayan farklı organlardan salgılanabilirler. İç salgı bezleri dediğimiz nedir arkadaşlar? Endokrin bezler değil mi? Mesela hipofiz nedir? Endokrin bezdir. Tiroid mesela endokrin bezdir yani. Sinir hücreleri, mesela hipotalamus ne yapıyor? Oksitosin ve ADH salgılıyor değil mi? Bunlar daha sonra nerede depolanıyor? Hipofizde depolanıyor ve oradan kana veriliyor. Bunlara biz ne diyoruz? Nörohormon diyoruz. Sinir hücresi hormon salgılayabilir yani. Bez olmayan, normalde arkadaşlar mesela mide, normalde bir endokrin bez değil yani. Hatta mezokrin bez belki denebilir. Ama nedir arkadaşlar? Hormon salgılıyor. İnce bağırsak mesela hormon salgılıyor. Mesela böbrek hormon salgılıyor. Hangi hormonu salgılıyor böbrek? Eritropoyetin hormonunu salgılar mesela. Bu da arkadaşlar söylenebilir.
Cevabımız Adana olacak. 31. soru arkadaşlar, dolaşımla ilgili kalbin kesiti verilmiş burada. Bunları bir arkadaşlar yazalım, bu kısımları bir hatırlamış olalım. Bakın karşımızda biri varmış gibi düşünüyoruz değil mi? Yüzü bize dönük yani. Burası neresi oranın? Sağ tarafı. Burası nedir onun? Sol tarafıdır. Sol taraf ne taşıyordu? Temiz kan taşıyordu. Sağ taraf kirli kan taşıyordu. Üstte ne var bakın, şunlar nedir? Kulakçıklar. Burası ne? Sol kulakçık. Burası ne? Burası sağ kulakçık. Altta ne var? Karıncıklar var. Biri ne o zaman? Sağ karıncık. Şurası ne? İki. Sol karıncık. Damarlar da yazalım. Kulakçıklara neler bağlanıyor? Toplar damarlar bağlanıyor. Sağ kulakçığa kirli kan geldiğine göre buraya kirli kanı getiren toplar damarlar bağlanacak doğal olarak. Şu nedir arkadaşlar? Üst ana toplar damardır. Şu da nedir? Alt ana toplar damardır. Ondan sonra acaba şuraya bakalım. Sol kulakçığa temiz kan geliyor. Şunlar nedir? Sağ ve sol akciğerden gelen akciğer toplar damarlarıdır bunlar. Sonra kan ne yapıyor? Karıncaya geçiyor. Karıncıktan şimdi kan ne yapıyor? Çıkıyor. Sağ karıncıktan kirli kanı nereye gönderiyoruz biz? Tabii ki akciğere. O zaman şu damar hangi damardır? Akciğer atar damarıdır. Tamam, temizledik. Ondan sonra kalbin sol kulakçığına geldik. Sol karıncaya geçti. Sol karıncıktan şimdi temiz kanı çıkartacağız. Şu arka taraftan çıkan şu damar hangi damar? Aort atar damarıdır. Tamam mı? Ve ne demiştik hatırlayın? Bu sağ kulakçıkla sağ karıncık arasında ne vardı? Trikuspid dediğimiz üçlü kapakçık vardı. Şurada ne vardı? Sol kulakçıkla sol karıncık arasında bir küspit, yani mitral kapakçık dediğimiz ikili kapakçık var. Bir küspit. İkili kapakçık. Burada üçlü kapakçık var. Şurada ne vardı bakın? Akciğer atar damarıyla aortun şu çıkışında ne vardı? Atar damarları yani çıkışlarında. Yarım ay kapakçıkları vardı. Şimdi de ne diyor? 1 ve 2 numaralı kısımların kasılması, yani karıncıklar kasılıyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, önce kulakçık kasılıyor. Kan ne yapıyor? İkili ve üçlü kapakçıkların karıncıklara doluyor. Sonra karıncık kasılıyor. Kulakçık gevşiyor tabi o arada. Karıncık kasılınca bu sefer şu ikili ve üçlü kapaklar tık diye kapanıyorlar. Kanı geri döndürmüyorlar yani. Kan bu sefer nereye pompalanıyor ister istemez? Akciğer atar damarıyla akciğere, aortlar arkadaşlar vücuda pompalanmış oluyor. Şimdi sen karıncığı kastığın zaman ne oldu burada? Karıncık kasıldığı zaman bir kere ikili ve üçlü kapaklar kapalıdır. Kan kulaçlara geri gitmesin diye. Ama kan tabii pompalıyorsun ya atar damarlara. O zaman şu yarım ay kapakçıkları nedir arkadaşlar? Açıktır. Dikkat edin bunlara. Bunlar karşınıza gelir, sormuşlar hatta sınavda. Tabii ki kulaçlar gevşediği için arkadaşlar bu esnada kanla doluyordur. Karıncıkta kasıldığı zaman ne olur? Büyük ve küçük kan dolaşımına kan gönderilir. Evet, büyük dolaşıma aortla kanı gönderiyorsun. Küçük dolaşıma da zaten akciğer atar damarıyla kanı göndermiş olduk. Yarım ay kapaklarının açılması. Evet, yarım ay kapakları nedir? Şu atar damarlarda bulunanlar. Zaten karıncık kasılınca kan atar damarlara pompalanıyor ya, bu kapaklar tabii ki açık olacaklar ki kan gitsin buralardan. Kulakçıklarda bulunan kan miktarının azalması. Arkadaşlar karıncık kasıldığı zaman kulakçık gevşemiş oluyor ya, burada tabii kanla dolduğu için buradaki kan miktarı artmış olur. Cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. 32 arkadaşlar, ekoloji sorusu. Bir bakalım, diyor ki belirtilen değişimlerden etçil bir hayvan popülasyon üzerindeki çevre direncini artıran ve azaltanlar diyor ile ilgili hangi eşleştirme doğrudur? Şimdi arkadaşlar bir zincir yapalım bizden. Diyelim ki işte ne olsun? Buğday olsun burada. Buğday olsun. Burada arkadaşlar çekirge olsun. Burada da kurbağa olsun. Şimdi burada arkadaşlar buğday zaten üretici. Üretici. Çekirge nedir burada arkadaşlar? Otçuldur. Çekirge otçul. Kurbağa nedir burada? Etçildir. Şimdi bize diyor ki yani kurbağa için çevre direncini artıranlar ve azaltan şeyler diyor bize. Onu bulacağız yani. Çevre direnci nedir bu arada arkadaşlar? Dikkat edin. Çevre direnci olumsuz dış faktörler demek. Olumsuz dış faktörlerdir. Olumsuz dış faktörler. Çevre direnci. Çevrenin canlıya direnmesi. Ya bunu bazen yanlış anlıyor bazı arkadaşlar. İşte canlının çevreye direnmesi gibi değil. Çevre direnci ne demek? Çevrenin canlı üzerindeki olumsuz etkisi demek. Şimdi bakalım otçul hayvan sayısının azalması. Otçul kim dedik? Çekirge. Arkadaşlar çekirge azalırsa ne olur? Kurbağa zaten çekirge yemiyor mu? Çekirge azalırsa tabii ki kurbağa da azalır. Buğday ne yapar? Artar.
Dolayısıyla biz arkadaşlar kurbağayı azaltan bir durum olduğu için bu tabii olumsuz oldu. Dolayısıyla bu nedir? Çevre direncini tabii ki artırır. Hastalıkların artması. Hastalıklar artarsa hastalık olumsuz bir dış faktördür. Dolayısıyla bu da çevre direnci olarak tabii ki alınabilir. Popülasyonun yoğunluğu artarsa ne olur? Yani kurbağa sayısı artarsa bu sefer ne yapacaklar? Besin için rekabet edecekler. Yani çekirge için rekabet olacak. Değil mi? Hem yer sıkıntısı olabilir, hem besin sıkıntısı olabilir. Yoğunluğun artması arkadaşlar çevre direnci olarak düşünülür. Dolayısıyla besin ve yer sıkıntısı olabilir. Çevre direncini artırır. Aynı nişteki birey sayısının azalması. Niş neydi arkadaşlar? Niş eşittir arkadaşlar. İş yani popülasyonun işi, görevi, faaliyetleri yani. Şimdi arkadaşlar nişleri aynı olduğu zaman canlıların aralarında rekabet olur. Niş aynı olursa, rekabet olur. Rekabet olur ne demek? Birey sayısını azaltır. Aynı işteki birey sayısı azalırsa rekabet azalır. Rekabet azalacağı için arkadaşlar bu popülasyon için olumludur. Bu rekabeti azaltır. Buradaki cümle onu anlatıyor. Rekabet azalır. Ama nişleri aynı olursa rekabet artar. Dolayısıyla rekabetin azalması popülasyon arkadaşlar çevre direncini azaltır diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. 33. soru arkadaşlar fotosentezle ilgili. Bitki hücrelerinde gerçekten fotosentez olayının ışıktan bağımsız tepkimeleri aşağıdaki şemada özetlenmiş diyor. Biz arkadaşlar ışığa bağımlı tepkimeyi de şöyle bir yazalım işte şuraya. Işıklı reaksiyonlar. Işıklı reaksiyonlar. Işık zaten burada kullanılıyor biliyorsunuz. Klorofil zaten ETS falan burada görev alıyor. Ondan sonra cırma. Burada ne üretiliyor arkadaşlar? Bakın ışıktan bağımsız evrede kullanılmak üzere ATP sentezleniyor. Ve aynı zamanda gene ışıktan bağımsız reaksiyonda kullanılmak üzere NADPH üretiliyor. Burada su kullanılıyor. Ve oksijen arkadaşlar atmosfere veriliyor. Tamam. Biliyorsunuz havaya verilen oksijen sudaki oksijendir. Karbondioksitek oksijen direkt katılıyor. Besini yani C6H12O6 glikozun yapısına katılıyor diyebilirsiniz. Karbon ve oksijen buraya gidiyor. Sudaki hidrojenler arkadaşlar NADP yakalıyor. Bunlar arkadaşlar buradaki glikoza taşıyor diye düşünebilirsiniz. Oksijen de zaten atmosfere veriliyor dedik sudaki oksijen. Hangisi yanlıştır? Okaryotik canlıları gerçekleştiği yer kloroplastin diyor stromasıdır. Arkadaşlar ışıklı reaksiyonlar granularda gerçekleşir, ökaryotlarda. Işıktan bağımsız reaksiyonlar stromada gerçekleşir. Bu doğru. Organik besin sentezi için ışığa bağımlı evre tepkimelerinin gerçekleşmiş olması gerekir. Yani şurada besin sentezlemeye çalışıyorsun ya, bu reaksiyonların gerçekleşebilmesi için ne lazım sana? ATP ve NADPH lazım sana. Bunları nereden gelecek? Tabii ki ışıklı reaksiyondan gelecek. Tabii ki bunun gerçekleşmesi lazım ki ışıktan bağımsız evre gerçekleşebilsin. Işıklı evre olacak ki ışıktan bağımsız evre gerçekleşebilsin. Karbondioksit molekülündeki oksijen atomları bu evrede serbest oksijene dönüştürülür. Bakın karbondioksitin kullandığı evre ile oksijen verildiği evre zaten aynı değil, değil mi? Dikkat edin. Su kullanılıyor, oksijen atmosferi veriliyor ve oksijenler sudan geliyor. Karbondioksitin oksijen ne dedik? Glikozun yapısına gidiyor. Bakın serbest oksijenin yapısına katılmaz. Bu yanlış oldu. NADP diyor molekülü sudan gelen elektron ve protonları üretilen organik bileşiğe taşır. Suyun arkadaşlar hem hidrojenlerini hem de elektronlarını yakalıyor işte NADPH. Bunlar ne yapıyor? Işıktan bağımsız evreye taşıyor. Bunu da söyleriz. Besin yapısına katılıyor bunlar. Hidrojenler yani. Ortam pH'ının değişmesi tepkimeleri olumsuz etkileyebilir. Arkadaşlar pH değiştiği zaman ne olur? Tabii burada enzimler görev alıyor. Özellikle ışıktan bağımsız tepkimelerde fazla miktarda enzim görev alıyor. Dolayısıyla enzimlerin çalışması etkileneceği için bu reaksiyonlar tabii ki olumsuz etkilenir diyebiliriz. Aşağıda verilenlerden hangisi insanların embriyonik gelişim sürecinde gözlenebilecek normal bir durum değildir diyor. Şimdi arkadaşlar zigot oluştu. 2N kromozom zigot oluştu. Nerede oluşuyordu? Bu fallop tüpünde değil mi? Fallop tüpünde arkadaşlar ne yapıyor? Bu zigot hem bölünüyor hem gidiyor. Ne oluyor önce arkadaşlar? 2 tane hücreye dönüşüyor. Buna biz 2 blastomerli evre diyoruz. Sonra her biri tekrar bölünüyor. 4, 8 filan derken arkadaşlar bir süre sonra ne oluyor? Morula dediğimiz bir hücre yumağı duta benzetiliyor. O yüzden morus dut demek. Oradan geliyor bu. Morula evresi oluşuyor. Morula. Sonra hücreler arkadaşlar
dışta toplanıyorlar ve içi arkadaşlar sıvıyla dolu bir boşluk var burada. Blastosol dediğimiz boşluk. Bu evreye ne diyoruz? Blastul evresi diyoruz. Ondan sonra blastuladan sonra ne oluyor arkadaşlar? Hücre göçü başlıyor. Daha doğrusu gastrulan ileriki aşamalarında hücre göçü başlıyor. Hücre çöküyor böyle şöyle içeriye doğru ve işte vücudumuzda arkadaşlar sindirim boşluğu böyle oluşuyor. Derken burası gastrul evresi. Gastrulan ileriki aşamasında ne oluyor? Farklılaşma başlıyor. Farklılaşma dediğimiz ne? İşte gel beraber biz beyin olalım. Gel beraber biz bacak olalım, kol olalım, karaciğer olalım filan. İşte bunlar arkadaşlar burada hücreler söylemeye başlıyor, yapmaya başlıyor yani. En dışta ektoderm dediğimiz arkadaşlar bir tabaka oluşuyor. En içte endoderm dediğimiz bir tabaka var. Ondan sonra arada ne var arkadaşlar? Mezoderm tabakası var. Bu tabakalardan ne oluşuyor? Dokular ve organlar oluşuyor. Önce histogenez diyelim, doku farklılaşması. Daha sonra organogenez, organ farklılaşması diyoruz. Tamam, bize ne diyor? Şu anda tabii biz neredeyiz? Bakın şurası segmentasyon. Şu kısım nerede oluyor? Falop tüpünde oluyor. Ama ondan sonra arkadaşlar merula devamında blastula bu evlerdeyken rahim duvarına tutunmaya başlıyor ve plasenta oluşuyor. Plasenta biliyorsunuz annenin kanından çocuğun beslenmesini ve boşaltımını sağlıyor diyebiliriz. Diyor ki hangisi diyor? Normal bir durum değildir diyor. Embriyonik tabakalarda doku ve organların oluşması diyor. Zaten bakın ektoderm, endoderm, mezoderm değil mi? Bunlardan dokular ve organlar oluşuyor. Bu normal bir durum. Hücre bölünmesi, hücre göçleri. Bakın hücre bölünüyor zaten mitoz biliyorsunuz bölünmelerin hepsi. Hücre göçü de var değil mi? Dedik ki çöküyor filan işte sindirim boşluğu filan oluşuyor. Burada arkadaşlar büyüme gerçekleşiyor zaten. Farklılaşma dediğimiz ne? İşte farklılaşma hücrelerin dokular ve organlar oluşturması. Farklı doku ve organ oluşturmasına biz ne diyoruz? Farklılaşma diyoruz. Bu da neyle oluyordu hatırlarsanız? Bu da arkadaşlar aktif genlerin farklılığıyla oluyor. Aktif gen farklılığı. Yoksa buradaki hücreler tabii ki mitoz oluştuğu için bunların genetik yapısı aynıdır yani. Ama nasıl diyorlar ki işte gel beraber biz beyin olalım filan. İşte bunlar arkadaşlar çalışan genleri değişiyor. Embriyonik tabakalarda bulunan hücrelerin genetik yapıların farklı olması. Yani diyor ki burada ektoderm, endoderm, mezoderm tabakasındaki hücreler diyor genetik yapılar farklıdır. Tabii ki bu doğru değil. Çünkü buradaki bölmeleri nedir? Tamam mitozdur. Mitozda nasıl genetik olarak farklılık oluşacak ki değil mi? Normal bir durum değil bu yani. Bazı hücrelerin diyor ölmesi, buna biz ne diyoruz? Programlı hücre ölümleri oluyor. Programlı hücre ölümleri. Ne gibi mesela? Parmağımız arkadaşlar. Bakın ne oluyor? Elimiz bütün olarak oluşuyor. Sonra aradakiler intihar ediyorlar şu parmaklarımız. Aradaki hücreler intihar edince ne oluyor? Parmaklarımız oluşuyor. Buna biz ne diyoruz? Programlı hücre ölümü diyoruz. Bu da gerçekleşiyor burada. Embriyonun besin gereksinimini anneden karşı sağlaması. Evet. Bu da arkadaşlar zaten plasenta oluşacak. İnsanlarda plasenta oluşuyor zaten. Derken plasenta embriyonun beslenmesini ve boşaltımını sağlayacak anne kanından. Bir diğer sorumuz arkadaşlar diyor ki tam parazit bitkilerde. Bunların özelliklerini bir yazalım. Arkadaşlar tam parazit dediğimiz ne? Şöyle bir ağaç düşünün bakın. Şu ağacın üzerinde, bitkinin üzerinde daha doğrusu. Ne oluyor? Burada bir tane arkadaşlar bitki yaşıyor. Ne yapıyor emeçlerini? Bakın normal kökleri yok zaten bunun. Emeç diyoruz. Bu bitkinin içinde bulunan boruları uzatıyor. Boruların arkadaşlar hem kısilemini uzatıyor bitkinin hem de floemini uzatıyor. Kısilem ne taşıyordu hatırlarsanız? Su ve mineraller taşıyordu. Yani hem suyu minerali üzerinde yaşadığı bitkini alıyor. Hem de ne yapıyor? Emeçlerini floeme uzattığı için bakın floem. Floem arkadaşlar ne taşır? Floem besin taşır. Organik besinini de alıyor. Bakın bunlar fotosentez yapmazlar zaten tamam mı? Tam parazit bitkiler fotosentez yapmazlar. Çiçekli bitkilerdir bunlar. Tohumla çoğalıyorlar. Organ farklılaşmaları falan var. Yapraklar falan bulunuyor yani. Mikoriza neydi arkadaşlar? Mikoriza bitkinin kökünü mantar sarıyordu. Tamam mı? Mantar sarıyordu ve mantar arkadaşlar uzantıları vardı ya bunların hifleri falan vardı. Miselyumları. Onlar bir emici tüy gibi görev yaparak bitkinin topraktan daha fazla su ve mineral almasını sağlıyordu. Ondan da besin alıyordu. Karşılıklı faydalanma vardı burada. Mutualizm demiştik buna. Arkadaşlar zaten bizim tam parazit bitkimiz toprakla temas halinde değil. Bitkinin üzerinde yaşıyor. Dolayısıyla bunda arkadaşlar bu şekilde bir farklılaşma görülmez. Toprakla temas eden emici tüyler. Ha, bakın bu ne oluyor? Emeçleri toprakla temas etmediği için bunun bitkinin üzerinde bulunduğu için
Bunda da gene arkadaşlar tam parazit bitkilerde görülmez. Daha doğrusu bu parazit bitkilerin tamamı da görülmez. Yani yarı parazit var mesela öksürtü değil mi? O da gene ağacın üzerinde yaşıyor. Ondan sonra cıma ama o sadece ne yapıyor? Odun borularına uzatıyor. Kısileme sadece su ve mineral alıyor. Fotosentez yapıyor o. Bu arkadaşlar fotosentez de yapmıyor. Tam parazit bitkiler. Toprakla bir işleri yok bunların. Hangisinin bulunması beklenmez diyor. Cevabımız Bursa olacak. Olgun bir akciğer hücresinde ilk kez üretilecek bir proteinin sentezlenmesi sürecinde diyor. Kesinlikle gerçekleşmeyecek olanlar ve kesinlikle gerçekleşecek olanlar diyor hangisinde doğru verilmiş. Şimdi arkadaşlar bakın daha önce de söyledik. DNA'dan DNA sentezi ne demek? Replikasyon demek. Bakın replikasyon olayının protein senteziyle hiçbir alakası yok, tamam mı? DNA kendini eşliyor burada. Protein sentezindeki aşamalar neydi? Bakın DNA'dan ne sentezliyorsun? mRNA sentezliyorsun. Ondan sonra bu mRNA ne yapıyor? Gidiyor ribozomda okunuyor. Ve ribozomda okunduktan sonra protein sentezleniyor değil mi? Burası neydi? Transkripsiyon. Şurası neydi? Translasyondu. Bir arkadaşa kesinlikle gerçekleşmeyecek. Şimdi arkadaşlar DNA'dan mRNA. Bu kesinlikle gerçekleşmesi gerekir mi? Bakın buradaki şu cümlenin önemi burada ortaya çıkıyor. Bakın ne diyor? İlk kez üretilecek olan bir protein. Eğer bu cümleyi kullanmasaydı o zaman şöyle diyebilirdik. Daha önce mRNA sentezlenmiş olabilirdi ve bu mRNA arkadaşlar tekrar okunabilirdi. Biliyorsunuz mRNA tekrar okunabiliyor. O yüzden diyoruz ki ilk kez üretileceğine göre bir mRNA sentezlemen lazım. Bunu kesinlikle gerçekleşmesi lazım şimdi. Zaten translasyon olmadan yani mRNA okunmadan zaten protein sentezleyemezsin. Üçlü arkadaşlar kesinlikle gerçekleşmesi gerekir. Çok sayıda arkadaşlar ribozom kullanılarak polizom oluşması. Bu ne demek? Bir mRNA'yı sen birden fazla ribozomda okutuyorsun değil mi? Kısa zamanda aynı proteinden daha çok üretmiş oluyorsun. Bunun arkadaşlar gerçekleşeceğini, bizim bu mRNA'mızın çok sayıda okunacağını tabii ki kesin olarak söyleyemeyiz. Dolayısıyla kesinlikle gerçekleşmeyecek olan nedir? Birdir ama kesinlikle gerçekleşecek olan nedir? 2 ve 3'tür. 4'ü bilemiyoruz arkadaşlar. Çok sayıda lazımsa üretilebilir ama üretilmeyi de bilir. Cevabımız ne oldu? Denizli oldu. Bitkilerde bazı hareketler uyaran yönüne bağlı olarak gerçekleşir. Uyaran yönüne bağlı olan hareketlere biz ne diyoruz? Tropizma hareketleri diyoruz. Uyaran yönüne bağlı. Yani ışığın nereden geldiği önemli. Ama nasti hareketinde nasti nedir? Uyaran yönüne bağlı değildir. Bu uyaran yönüne bağlı değildir. Ama bu nedir arkadaşlar? Uyaran yönüne bağlıdır. Bu nereden kaynaklanıyordu tropizma? Oksinden kaynaklanıyordu değil mi? Büyüme değişiminden kaynaklanıyordu. Asimetrik büyüme diyoruz ona biz. Ama nasti hareketi nereden kaynaklanıyordu? Turgor basıncı değişiminden kaynaklanıyordu. Ve anlık hareketti bu yani. Lale bitkisinin arkadaşlar çiçeklerinin 5-10 santigrat derece sıcakta kapalıyken 15-20'de açık olması ne bu? Termonasti. Bu tropizma değil yani. Bize tropizma olmayan soruyor zaten. Bunu alacağız o zaman. Çınar ağacının köklerinin yer çekimi etkisiyle diyor. Yer çekimi ne arkadaşlar? Jeotropizma. Jeotropizma. Peki burada nedir? Uyanan yönüne bağlı mı? Evet. Yer çekimine doğru diyor. Dolayısıyla ne oldu? Pozitif jeotropizma diyebiliriz bu harekete. Domates kökünün diyor topraktaki zararlı bir kimyasal madde. Kimyasal kemo. Yöneliyor mu? Evet. Uzaması diyor. Yönelme uzamayla oluyor. Bakın dikkat edin. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Bu da tropizmadır. Zıt yönde dediği için nedir bu? Negatif kemotropizma. Bize hangisi tropizma değildir diyor. Cevabımız Adana olacak. Çift çenekli bir bitkinin gövdesindeki bazı yapılar aşağıda enini kesici şeklinde gösterilmiş diyor. Buna göre numaralı kısımlarla ilgili aşağıdakilerin hangisi falan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bunları bir yazalım önce. Şimdi en dışta ne var? Şimdi çift çenekli bir bitki diyor ya, gövde diyor. Bunu arkadaşlar otsu mu odunsu mu olduğunu tam bilemeyiz. Ne demek istiyorum? Bakın fasulye de nedir? Çift çenekli bir bitkidir. Fasulyenin gövdesi nedir? Otsudur. Dolayısıyla orada en dışta ne var? Epidermis var. Epidermis bulunuyor. Ama diyelim ki bu elma armut gibi bir bitkiyse, yani çift çenekli ama odunsu bir bitkiyse bu sefer ne oldu? Gövdesinde peridermis olur bunun. Peridermis olur. Ondan sonra acaba ne diyor? Şurası nedir arkadaşlar? İki nolu kısım nedir? Kambiyumdur değil mi? Nedir bu? Damar kambiyumu. Damar kambiyumu. Şurası zaten arkadaşlar korteks kısmıdır. Şurası kortekstir. Korteks.
dediğimiz kısım, yani şu kambiyumun dışında kalan şu kısım yani. Burada ne var arkadaşlar? Şu dolgu malzemesi olarak burada parenkimalar var. Destek elemanları da bulunabilir. Kolenkima, sklerenkima gibi destek elemanlar da bulunur burada. E ne oldu şimdi ondan sonra? Kambiyum ne yaptı? Damar kambiyum içe doğru kısilemi oluşturuyor. Şu kısilemdir bir. Kısilem. Şurada dıştaki nedir? Floem'dir değil mi? Floem. Evet, şimdi sorumuza bakabiliriz. Diyor ki bir, diyor, köklerle alınan su minerallerinin taşınmasını sağlar. Kısilem su minerallerini taşır. Bu doğru. İki, diyor, gövdenin enine büyümesini sağlar. Damar kambiyumu. Bu da doğru. Üç, diyor, fotosentez üretilen maddelerin taşınmasını sağlar. Floem değil mi? Besinleri kökten yaprağa, yapraktan köke çift yönlü taşıyor organik maddeleri. Üç, nolu yapıyı oluşturan hücrelerin ara çeperleri, diyor, tamamen erimiştir, diyor. Üç kim? Floem. Arkadaşlar şimdi normalde kısilem oluşurken, bakın şöyledir. Kısilem oluşurken hücreler böyle üst üste geliyorlar ya, şöyle hücreler üst üste geldiler. Ama şu aradaki çeper tamamen eriyor ve bildiğiniz şöyle hortuma dönüşüyor yani. Ama floem böyle değil. Floem'de arkadaşlar hücreler üst üste geliyor. Şöyle bakın diyelim şöyle. Hücreler üst üste geliyor ama bu aradaki çeperler tamamen erimiyorlar. Şöyle delikli bir hale geliyorlar. Bunlara biz ne demiştik? Kalburlu borular diyoruz zaten. Dolayısıyla odun borusu, yani kısilem için tamamen erir ifadesi doğru. Ama floem için arkadaşlar kısmen erimi olur ve delikli bir yapı oluşur demesi lazım. Tamamen erimiş değil miyiz arkadaşlar floem için? 4. Bitkiyi dış etkilerden korur ve su kaybını azaltır, diyor. Eğer epidermis arkadaşlar, kutikula birikir burada ve su kaybını engeller. Eğer peridermis dediğimiz tabaka ise bu sefer de burada arkadaşlar suberin birikir gövde kısmında, yani odunsu bitkinin. Bu suberin arkadaşlar gene su kaybını engeller. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Cevabımız denizli olacak. 39. soruda ne diyor? Yukarıdaki olan tümünün görebildiği metabolik olay, diyor. Karbondioksit üreteceksin. Sitoplazmada ATP üreteceksin. Ondan sonra pilukasit oluşacak. Sadece substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üreteceksin. Şimdi bakalım arkadaşlar, tamam. Bir kere pilukasit oluşturmak için ne yapacaksın? Glikozu alacaksın şöyle. Ondan pilukasit yaptın zaten. Glikoliz oldu yani. Tamam. Şimdi glikoliz gerçekleştikten sonra bir kere glikolize zaten ATP sentezi var. Yani glikoliz olduğu için bunu karşıladık. Pilukasit oluşumu da arkadaşlar ne yaptık? Karşılamış olduk. Burada zaten üretilen ATP substrat düzeyinde fosforilasyon üretiliyor. Burada glikoliz zaten şunları karşılıyor. Bir karbondioksit çıkmıyor yani. Şimdi oksijen solunum yaparsan eğer pilukasiti alacaksın. Ondan sonra asetil CoA'ya dönüştüreceksin bunu ve daha sonra Krebs'e bunu sokacaksın değil mi? Krebs'e soktuktan sonra devamlı ne yapacaksın? ETS'e yapacaksın tabii. ETS'e yapacaksın. Elektron taşıma sistemi. ETS'e de ne yapacaksın bu sefer? Oksidatif fosforilasyonla ATP sentezleyeceksin. Bu sefer ne oldu? Oksijen solunum yaparsan bunun içerisinde oksidatif fosforilasyon da olacağı için arkadaşlar bunu alamayız. Etil alkol fermentasyonu olabilir mi? Yapalım onu da. Glikoz arkadaşlar pilukasite çevirerek zaten dedik ki üçünü karşıladık. Bundan eğer etil alkol yaparsak, etil alkole bu dönüşürken ne olur? Karbondioksit açığa çıkar ya. Dolayısıyla ne oldu? Glikolizin üzerine karbondioksit üretiminde eklemiş olduk. Dolayısıyla bunların hepsini aslında karşılamış olduk yani etil alkol fermentasyonu ile. Kemosentez arkadaşlar ne var bir kere? Burada da gene oksidatif fosforilasyon var. Oksidatif fosforilasyon var. Kemosentezde oksidatif fosforilasyon olduğu gibi aynı zamanda tabii ki substrat düzeyinde fosforilasyon da yoktur orada. Dolayısıyla bunu elemiş olduk. Laktik asit fermentasyonu nereden kaybediyor? Karbondioksit çıkışı olmadığı için kaybediyor. Diğer şartları sağlar. Laktik asit fermentasyon ama karbondioksit orada arkadaşlar oluşmaz. Protein sentezinin zaten bunlarla ilgisi yok. Protein sentezinde ATP harcıyorsun zaten değil mi? Amino asit kullanıp protein sentezliyorsun. Cevabımız bursa oldu. Son sorumuz arkadaşlar modern genetik uygulamalarıyla ilgili. Biyoteknolojik yöntemlerle başka bir türden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilmiş bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara diyor transgenik canlı diyoruz. Yani genetiği değiştirmiş organizma demek bu. Buna göre transgenik canlılar ile ilgili diyor hangisi söylenemez. Kendi türünde olmayan genlere sahip olurlar. Diyelim ki bakterinin DNA'yı aldık, kime aktardık? Bitkiye aktardık. Bitkide tabii ki diğer türlerinde olmayan bir gen olmuş oluyor. Bakteriye ait bir gen olmuş oluyor değil mi? Mesela ateş böceğinde arkadaşlar ışık saçmayı sağlayan enzimi sentezleyen gen tütün bitkisine aktarılmış mesela ve
tütün bitkisinde arkadaşlar ışık saçması sağlanmış. Diğer tütünlerde olmayan bir gene sahip olmuş oluyor değil mi? Bizim bir aktarım yaptığımız tütün bitkisi. Bunu söyleyebiliriz. Daima türdeşlerine göre ortama daha iyi uyum sağlarlar diyor. Arkadaşlar biz bunu kesin olarak söyleyemeyiz. Ya diyelim ki işte sova dirençlilik geni aktardık buna. Ama bu bitkinin bütün şartlara karşı diğerlerinin daha dirençli olduğunu filan tabii ki söyleyemeyiz. Rekombinant DNA ne demek arkadaşlar? Daha önce olmayan kombinasyona sahip bir DNA üretmiş oluyorsun yani. Ne yapıyorduk biz? Plazmit dediğimiz vektör taşıyıcı DNA'yı alıyorduk bakteriden. Buna ne yapıyorduk daha sonra? Üzerine arkadaşlar diyelim ki bir geni ekliyorduk. Ne oldu sen şimdi? Bir tane DNA yapmış oldun ama böyle bir kombinasyon daha önce yok yani, tamam mı? Yeni bir kombinasyon ortaya çıkarmış oluyorsun. Buna biz rekombinant DNA diyoruz. Rekombinant DNA. İşte bunu aktardık canlıya. Dolayısıyla ne oldu? İçerisinde rekombinant DNA taşımış oluyor. Bunu da söyleyebiliriz. Cevabımız bursa olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.